getirmiş. Benim kanalım var. Gerçekten. Evet. Down, yeah. I've been feeling so, I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine, no friends of mine around, yeah. Tripod mu getirdin? Benim kanalım var. Gerçekten mi? Evet. Ay ne yapıyorum? Şey şu an çıkmıyorsun, hani sıkıntı yapmana gerek. Video çekiyordum. Ama şey çıkmıyorsun şu an. Yok hayır, benim zaten onunla ilgili bir sıkıntım yok. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Editleyeceksin bir daha, boş ver. Evet. Korkma ya. Niye korkacaksın kızım? Yorum yap. Nasıl? Güzel gibi. Bir de baba. Hangisi? Bu yıldızlı gibi ya. Gerçi bamboymuş. Bir de yazı giy. Ben bunu daha çok beğendim gibi. Otel avlusuna benziyor bu. Yurt tur yapıyorum. İlk girişte şöyle askılar var. Sonra böyle bir dolap var. Burada ayakkabılarımızı koyuyoruz. Ben buraya koydum ve şurada da şemsiyem var. Bugün alışveriş merkezine gideceğiz. Yarın da gideceğiz sanırım. Ayakkabı alacağım için buraya da koyacağım. O yüzden buraya şemsiyemi de koydum. Taraf başkalarını koyuyor. Sonra şurada şöyle bir giriş var. Ben buraya şimdilik aynamı koydum. Evde kimse olmadığı için soramadım ama bir sıkıntı olur mu diye soracağım. Burası yine ayakkabılık. Sonra şurada bir mutfak var. Bu mutfakta elektrikli ocağımız, kettle var, mikrodalga ve mini buzdolabı var. Ben bu dolabı aldım. Bu boştu. Buraya eşyalarımı koydum. Bir de bir tane de çekmece aldım. O çekmece de şöyle. Bunları yerleştirirken çekemedim çünkü çok yorgunum, yani hem açı ayarlayacak şeyim yoktu. Burası da böyle ada mutfak gibisi. Burası da böyle oturma odasını, çalışma odasını görüyor. Böyle girince işte çalışma masalarımız var, koltuklarımız var. Benimkisi bu. Şu taç şimdilik orada, şu kağıt da şimdilik burada falan da böyle yaptım. Kitaplarımı okudukça bunları değiştirip bazaya kaldıracağım. Çünkü hepsini yerleştiremem. Böyle. Şimdi buradan da şöyle giriyoruz. Ve burası WC. Burayı ben size ilk defa gireceğim. Burası sadece şey. Alturka tuvalet. İki tane tuvalet var.
Birisi böyle. Bu yüzük majelimi koydum, bir de bunları koydum. Sordum, hiçbir sıkıntıları yokmuş. Havlumu koydum. Banyoda böyle. Ortak yerdeki eşyaları sordum hani koysam sıkıntı olur mu diye. Burada bir tane çift kişi, tek kişilik oda var. Orayı çekemem. Burada bir tane çift kişilik oda var. Orayı da çekemem. Burada bir tane çift kişilik oda var. Burası benim odam. Kendi kısmımı göstereceğim size. Burada böyle bir kısım var. Bunun içinde eşyalarım hala şey olmadı. Yani bitiremedim, yerleştiremedim. Hani şey alacağız. Ev arkadaşım bir şey getirmiş. Onu buraya getirip bunu iptal edeceğim. Tripodum burada. Yatağım burada. Ve odam da burada. Şunun arkasında bir de kutu var. Hani sizde dizdiğimiz var ya, makyaj kutum var. Yeni bir düzen koyacağım ama şimdilik dağınık olmasın diye böyle yerleştirdim. Üstte pantolonlarım ve bilgisayar çantam, havlularım, cilt bakım malzemelerim, makyaj ürünlerim. Arkada buranın eşofman var. Şu ön kısımda pijama tarzı şeyler var. Burası asılabilecek kıyafetleri astım ve aşağısı da böyle. Şimdi annem geldi. Onların yanına gidip alışveriş merkezine gideceğiz. Yemek falan yemedim daha düzgün sabahtan beri. Çok az küçük şeylerle atıştırdım. Geldim katıma. Ay. Günaydın. Bugün okul ilk günü. Benim okulum saat 4 ile 8 arası. Yani 4'e kadar ne yapacağız? Onu söyleyeyim size. Kızılay'a gidip abonman oluyor sanırsam. Ben banka kart deyip duruyorum. İşte otobüs kartı çıkartacağız. O gün Kızılay'a gitmedim çünkü. Zaten anca yetiştim okula, öyle hatırlıyorum. Ha şey, saat 3'te okulda olalım dedik. Çünkü benim sınıfımda bir karışıklık vardı. Ben hem K3'te hem K4'te gözüküyordum. Çok saçma bir şekilde. Ve okulda bunu demişti ki en geç pazartesi açıkları. O yüzden Kızılay'a gitmedim. Ve abonman da çıkartmadım. Kızılay'a sonradan gittim ve ego kart çıkarttım. Anka kart diye bir şey yok. Ben bir yerimden sallamışım. Abonman da şöyle çalışıyor. 90 TL verip 225 biniş yapabiliyorsunuz. Metro, otobüs falan fark etmiyor. Daha ilk aydan böyle bir şey, bu kadar fazla biniş yapacağımı düşünmediğim için ego kart çıkarttım, öğrenci kart. 3,5 alıyor işte. Öyle bir sistem. Bu arada bu kart hem otobüs hem metroda geçiyor. Tabii ben Alanya'dan, aklıma orada metro gelmiyor. Otobüs düşünüyorum direkt. O yüzden böyle bir bilgilendirme yapmak istedim. Siz videoyu izlemeye devam edin. Sonra saat 3 gibi okula gideceğiz. Orada kitap tarzı stand açacaklarmış öğretiyorlar. Onları öğreneceğiz. Bu arada karnım ağrıyor biraz. Umarım geçer. Şimdi size dolabımı tekrar göstereceğim. Şurası böyle. Şimdi burada benim cilt bakım malzemelerim var. Kolay olsun diye bunun içine koydum. Şimdi lavaboya gidelim. Size daha alışverişimi göstermedim. O alışverişinde Sephora'ya da gittim. Bana şöyle bir sample verdiler. Hangi ürünün sample'ı olduğunu unuttum. Böyle bir yere koyarım. Bu yüzük imajını kullanıyorum. Normalde bildiğiniz üzere bunu kullanıyordum. Fakat bu bozulur diye, çünkü kapağı bakıp tam kapanmıyor. Çok koydu. O yüzden bunu şey yapacağım. Rengi de böyle. Böyle simli gibi sanki. Bakayım da. Aynen. Ama çok küçüksün. Yüzümü ıslatmayı unuttum. Bu arada kamera kapalıyken şey yaptık, çayı koyduk. Çünkü telefon şarj olması gerekiyordu. Oraları çekemedi. Bunda videoyu çekmeme gerek yok. Bence çok da önemli bir ayrıntı değil. Bu arada pijamam da yeni. Aa, ben lensimi takmadım. Onu da takalım. Gözlüğüm burada. Aa, video açık kalmış. Biraz suyumuzu içelim. Göz damlası kullanıyorum. Ağzımın içine girdi. Burayı sonra toplayacağız. Bu haşhaşlı olan, bu normal peynirli. Önce dalgada yapacağım zaten. Hı. Ben bir tane yiyeceğim, sen? Valla aynı şekilde bir tane koy. Bir de simit var ya. Hı. Onu keselim. Tamam, açar mısın? Açamadım.
şimdi full emizardan mı başlayacak acaba? Bir tane yeter mi? İki tane daha. Yetmezse bir tane daha alırız. Benden teferruatlı geldim. İki tane şey yaptım. Sana bir, bana bir. Anneler hala gitmemişti. Şimdi gidecekler. Aşağı lobide bekliyorlar. Annemler aşağıda bekliyor. Şimdi onların yanına gideceğim. Outfit of the day. Öğrenci kartımı alacağım için belki kimliğim lazım olur diye cüzdanımı da aldım. Onu da alacağım hemen. Kart tarafta yurdum. Öyle. Annem değil gitti. Ben de şimdi yatağımı toplayacağım. Burası dışarıda kalıyor. Çünkü bazen sürekli açık duruyorum. Eşyalarım sığmadığı için çoğu eşyam da orada. Buraya böyle çekmece tarzı bir şey almayı düşünüyorum. Koymuş. Ben de şu kirli çamaşır sepetini olduğu yere koyacağım. Böyle bir pijama aldım. Bununla takılıyorum akşamları, sabahları falan. Ace White'den aldım. Fiyatını hatırlamıyorum. İnternetten bulursam şu aşağıya koyarım. Bu aldığımı da tek bir linkte toplayıp aşağı linklere koyarım. Böyle ben medium aldım. Çünkü pijamayı ben büyük seviyorum. Daha rahat ediyorum. Ve böyle kumaş seviyorum. Böyle sert kumaşlar hiç rahat olmuyor yaparken. Şöyle bir bornoz aldım Özdilek'ten. Bambu. Ne isterseniz diyeyim. Büyük olduğu için hemen zaten böyle kuruyu veriyorsunuz. Sonra bunun bir de baş havlusu var. Şöyle açmama gerek yok diye düşünüyorum. Normal bir baş havlusu. Şöyle bir pantolon aldım. Maviden aldım. Bunun fiyatı 450 lira olması lazım. Aynen. Bu 27-30 bedeni. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız şöyle bir bilgisayar çantası aldığımı biliyorsunuzdur. Ama YouTube takipçilerimi herhalde hiç göstermedim. Bu da böyle bir bilgisayar çantası. Bunu Mango'dan aldım. Sonra İpek Yol'dan 1800 liraya. Ay. Şöyle bir kaşe palto aldım. Bunun bedeni 38 çünkü. Kışın kalın şeylerin üstüne giyeceğim için daralırsam, küçük alırsam çok sıkışacağım. O yüzden bir beden büyük aldım kendi bedenimden. 36 beden trench coat aldım. Bu da İpek Yol'dan. Bu da 1200 lira olması lazım. Zara'da, ondan sonra Mango'da falan gördüklerimden en kalitelisi bence İpek Yol'daki. Belki fiyatı onlardan biraz daha pahalı olabilir ama bence almışken tek alın ve bunu alın. Şöyle bir gömlek aldım. Bunu Alanya'dayken giymiştim ama dışarı çıktığımda. Şöyle bir gömlek aldım. Mango'dan şöyle bir kazak aldım. Çok tatlı bir kazak. Zaten böyle bir kazak almak istedim. Rory Gilmore kazağı tarzı. Ama öyle çapraz baklavalı bir şey bulamadım. Yani bulamadım değil. Onlar çok yünlü olduğu için beni kaşındırıyor. Onun kumaşı gerçekten çok kaliteli. Bunu çok beğendim. Şurası katlanmış da böyle değil bu. Bunu da 560 liraya aldım. Böyle. Şöyle bir takım aldım. Bu takım gerçekten şansıma çok bayağı indirimli oldu. Çok kaliteli bir takım. Hani herkes bunun kabinde gördüm. Aa, nereden aldım falan, çok yakışmış dedi. Bunun bir rengi daha var ama ben bu rengi daha çok yakıştırdım kendime. Bu sezon gerçekten kahverengiler, kremler çok moda ve ben de çok seviyorum. 230 liraya aldım. Normalde fiyatı 380 liraymış. Bu small bedeni. Bu arada kazak da small bedendi. Bugün hatta ilk gün bunu giymeyi düşünüyorum. Bunun takımı var. 440 liradan 280 liraya düşmüş. Bu da X small. Bu da böyle. Bunun boyu belki biraz kısaltılabilir. Tam çünkü yere değiyor. Ama ilk önce yıkayacağım, ondan sonra keseceğim çünkü çekme ihtimali var ya. Şu ikisi de çok tatlı oluyor bence. Ben çok beğendim. Ama annem dedi ki kumaşları tutmuyor. Bir top aldım. Normalde bu tarz klip top alır fakat siyah plastik bir toka. Şöyle
şöyle bir çanta aldım, okul çantası. Bilgisayar falan her şeyim sığıyor. Böyle çok tatlı bir çanta. Annem bir tane çikolata olacak mı diye çok merak ediyor da bence bayağı tatlı oldu. Böyle bir cüzdan aldım. Bunu Bershka'dan aldım. 109 liraydı. İçi de şöyle. Buraya bozuk para ve vesikalıklarımı ve paralarımı koydum. Burada da kimlik ve kredi kartım var. Tam ideal bir cüzdan. Her şey kremlerden ilerlerken kalemliğimi siyah aldım. Çünkü tam krem rengi uzun zamandır gelmiyormuş. Mangaya mı bu önemli değil. Ben de internetten sipariş edebilirdim. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Kalemliklerimde hep mürekkep bir şekilde kaçıyor ve kalemliğin kumaşı mahvoluyor. Onlar bez olduğu için geçiyor fakat bu paraşüt kumaş gibi olduğu için buna geçeceğini düşünmüyorum. Arkadaşlarımda buna benzer vardı. Hani bunun kremini görmüştüm, beyazını falan. Ve gerçekten hani mürekkep geçtiği için çok kötü duruyordu. Bir de şöyle bir ajanda aldım. Bunu Alanya'dayken sipariş etmiştim. Çok güzel. Zaten ben Burberry'yi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yok, bilmiyorsunuz. Hiç söylemedim. TikTok'ta video atmıştım. Burada hiç konuşmamıştık. Burberry'yi çok seviyorum. Instagram'da hep paylaşıyorum. Şöyle çok tatlı. Sephora'dan aldıklarıma geçelim. Ben normalde Sephora'nın kendi şeyini istiyordum. Gloss'unu. Fakat o bitmiş, tek bir renk kalmış. Onu da hiç istediğim bir renk değildi. Sonra Dior'a baktım. Dior'da işte şey istediğim yoktu. Lipoil istiyordum. O da yoktu. Zamanım Guerlain diye okunuyor sanırsam. Bu markayı göster. Dedi ki Dior bunun alt sekmesinde kalıyor dedi. Chanel, Hermes bu marka. Üst sekme markalardan dedi. Markayı duymamıştım fakat bu ambalajı hatırlıyorum. Çok hoşuma gitmişti hatta. Şurasında arı var. O çok hoşuma gitmişti. Beni görüyor musunuz? Acaba çok mu yakına geldim? Acaba çok, inşallah çok yakına gelmemişimdir. Şöyle biraz yukarı kaldırayım. Sürdüm. Uzağım çok çatlak olduğu için böyle oldu. Üzüldüm. Ama sıkıntı değil. Şöyle şu kadar var. Biraz azmış ama çok güzel. Çok beğendim ben. İşte bu markanın cilt bakımında şey varmış. İndirim varmış. Stop spot diye. Ben sivilce için istedim. Bunu sivilceleri sürüyorsunuz. Hemen o şeyi gidiyormuş, şişikliği. Bunu daha açmadım. Kadına böyle cilt bakım hakkında konuştuk falan, bana Clarins'in çok güzel şeylerini verdi. Testerlarını verdi. Clarins'in iki tane nemlendiricisini verdi. Bir de iki kutu yüz yıkama jelinden verdi. Böyle ben anlattım o Sephora'daki kıza. Çok tatlı bir kadındı. Bir de şöyle bir pantolonun nemlendiricisini aldım Alanya'dayken. Amcamın eczanesinden. Bir de Sephora'nın şeyini aldım. Colorproof Eye Makeup Remover'ını aldım. Bu da indirimdeydi. Deneyelim dedim. Bu kadar. Ha, bir de şey aldım. Ha, ben iki tane kargo aldım demiştim ya. Sipariş ettim demiştim ya. İkisi de geldi. Birisi bu mat. Delta'dan aldım. Sormuştum size Instagram'dan hangisini alayım diye. Siz kesinlikle Delta alın dediniz. O yüzden ben de Delta aldım. Çok güzel, yumuşacık gerçekten. Evdeyken böyle kitlemiyorum. Gerek yok bence. Bir de şöyle ben şey almıştım. Lip bunu kullandım ama geri bunun içine kattım. Şampuanlarımızı falan dolabın içine tutuyoruz. O yüzden bu da buldum. İyice kuruduğuna emin olduktan sonra o şeyin içine kattım. Zaten deliği var ama yine de ne olur ne olmaz ben iyice kurutuyorum. Bu kadardı. Çok konuştum, yoruldum. Benim dersim normalde 4-15 gibi mi ne başlıyor. Fakat benim sınıfımda bir sıkıntı çıktı. İki sınıfta da gözüküyorum fakat böyle bir şey olamaz. O yüzden okula gidip bunun hakkında bir şeyler öğreneceğiz. Ojelerimi sürdüm. En sevdiğim ojem bozulmuş. Yapış yapıştı, çok kötüydü. Ve benim cildim niye bu telefonda böyle gözüküyor? Neyse. Şimdi üstümü giyinip makyajımı yapacağım. En sonunda saçımı. Thank you.
yaprak dökümü gibi duruyor şu an. Arkası. Herkese selam. Şu an odama geçtim. Okuldan geldiğimden sonra neler yaptım? Birazcık oturdum koltukta dinlendim. Ondan sonra yemeğe geçtik. Makarna yaptık fakat tencerelerimiz hep bir, en fazla 3 kişilik olduğu için 4 kişilik bir makarna için çok küçük geldi ve karıştıramadı. Güzel alt tabaka yağlı kaldı, üst tabaka yağsız kaldı. Yine idare eder bir şekilde yedik. Orayı iyice temizledik. Biraz fazla batmıştım. Baksanıza ellerim yıkamaktan nasıl oldu. İş yaparken o kadar sıcak oluyor ki. İşte bizim daire güneydoğuya bakıyor ve aşırı sıcak oluyor. Bu çok güzel bir şey ama iş yaparken aşırı bunalıyordunuz. Okul çantamda ne var? Bunu göstermek istiyorum. Bugün kitaplarımızı aldık. Okulda neler yaptığımızı da size anlatayım. Şimdi bizim normal programımız ilk iki ders blok, sonra üçüncü ders, sonra yine iki ders blok. Toplam 5 ders olmak üzere. Programımızı falan bilgisayardan şey yaptılar, gösterdiler. Ben fotoğraf çekebilir miyim falan dedim. Yoksa çünkü bulmamız zor olacak. Mebis de vermiyorlar daha. Bir sıkıntılar var ama bugün öğrenci kartımı aldım yurtta. Geçerken sürekli fış fış diye bir şey var. Bunu kartla basmanız gerekiyor. Her seferinde ben de kartımı alamadım diye acabiler misiniz oluyordum. O yüzden biraz sıkıntılıydı. Sonunda aldım. Öğrenci kartımı da göstereyim. Bugün blok dersen sonra o kadar acıktım ki Nitrangar'ın yanındaki Starbucks'tan simit ve kahve aldım. Kahve çok çarpıntı yaptı. Böyle derste duramıyordum. Böyle yine. En son dönem kahvemin üstünü çizmeye başladım falan. Sonra neyse sınıf bitti. Ve çok pahalı. 75 lira dedim. İçim acıdı. Artık şey yapacağım. Sabahları daha erken kalkıp öğle yemeğini okula gideceğim. Akşam geldiğimde bir sandviç yapacağım. Bugün sadece ders olarak şey yaptık. Kendimiz hakkında iki cümle yazıp bu konuda işte iki cümle yazıp sınıf hocaya veriyorduk. İsmimizi yazmıyorduk. Tipimizden kimin ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Mesela biz diyorduk ben atıyorum rock müziği seviyorum, kitap okumayı seviyorum. Bu kim? Ben de şey yazdım. 2,5 senelik YouTube kanalım var ve her zaman bir Golden Retriever'ım olsun istemişimdir. Zaten benim bir tane takipçimin herhalde annesinden direkt beni gösterler. Gerçi benim kağıdım da en sona kaldığı için yine ben oldum ortaya çıkmış gibiydi. Ve kitaplarımızı göstermek istiyorum. Şöyle 4 tane kitap. İkisi Track 1 için, diğer ikisi ise Track 2 için. Büyük ihtimal Track 3 ve Track 4 için başka kitap alacağız. Kitaplarım bunlar. Kırmızı olanları koyacağız. Cüzdanım var yine çantamın içinde. Kolonya var. Reçet almayı unutmuşum. Ben manifeste götürecektim. Kalemliğim var. Kalemliğim içi ise şöyle. Ben böyle bir ajanda götürdüm. Belki bir uzun teneffüs olur falan diye. Ama zaten uzun teneffüste de yemek yemeydim. Çok acıkmıştım. Bu kadar acıkacağım hiç düşünmemiştim. Saçımı topladım diye şöyle tokam aldım. Ondan sonra şemsiye her zaman bulundurmaya çalışıyorum. Defter ve not defter ve son olarak duş. Ha bir de şey var. Şurada benim nemlendiricimle lensim ne olur ne olmaz. Bu arada kitaplarımız 700 TL'ydi. Aha ben size alışverişimde şeyi göstermeyi unuttum. Ben Madame Coco'dan şöyle bir terlik aldım. Ha bir de Flo'dan bir terlik aldım. Onu Alaturka tuvalet için şöyle bir terlik yurt içinde. Üşüdüm artık. Şimdi makyajımı sileceğim. Orada banyo yapacaktım. Vazgeçtim. Çünkü çok geç kaldım yapmak için. Şimdi makyajımı silip biraz bakımımı yapıp uyuyacağım artık. Çok geç oldu saat. Videoyu nasıl editlerim, ne zaman editlerim bilmiyorum. Gözümü başka şeyle sileceğim. Yani aldım. Bunu çalkalamamız lazım. Yatağımı döküldü.